yargı ve muktedir arasındaki ilişkinin bu kadar belirgin hale geldiği, erkler ayrılığının bu kadar önemsizleştiği, cezasızlık kültürünün bu kadar ağırlaştığı bir dönemde hakikat ve adalet talebiyle buradayız. Galatasaray'dayız. Çünkü binbir emekle yargıya taşınabilen az sayıdaki kayıp davası, Ankara JITEM davası ve KULP davasında olduğu gibi hukuki gerekçelere dayanmaksızın evrensel hukuka aykırı bir biçimde cezasızlıkla kapatılmaya devam ediyor. Bu kararlarla hakikatin izlerini örtmeyi amaçlayanlar bilmeli ki buna izin vermeyeceğiz. Hakikati söylemekten, anlatmaktan vazgeçmeyeceğiz. 991. haftamızda bir kez daha devletin göz altında kaybedilen sevdiklerimizin akıbetlerini açıklama ve suçun faillerini tespit ederek cezalandırma yükümlülüğünü yerine getirmesini talep ediyor. Devletin bu yükümlülüğünü yerine getirmeyerek 29 yıldır her gün yeniden kaybettiği Hasan Ocak için adalet istiyoruz. 30 yaşındaki Hasan Ocak atanmayı bekleyen bir öğretmendi. Bu bekleme sürecinde Beyazıt'ta bir iş hanında çay ocağı işletiyordu. 21 Mart 1995 günü akşam üzeri iş yerinden ayrıldı. Annesini telefonla arayarak balık getireceğim, akşam için yemek hazırlama dedi. Ancak Hasan ne o akşam ne de sonrasında bir daha Avcılar'daki evine gidemedi. Hasan'dan haber alamayan ailesi onun gözaltına alındığını ancak bu durumun emniyet tarafından inkar edildiğini kamuoyuna açıkladı. Savcılığa başvuran aile ardından İstanbul Emniyeti, İstanbul Valiliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Başbakanlık, bakanlıklar, hastaneler, adli tıp nezdinde girişimlerde bulundu. Oluşan kamuoyu baskısı üzerine dönemin İçişleri Bakanı Nahit Menteş'e, İstanbul Valisi Hayri Kozakçıoğlu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar ve İstanbul Emniyet Müdürü Necdet Menzir, Hasan Ocak'ın gözaltında olmadığını ve suçlu olarak aranmadığını açıkladı. Oysa İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında tutulan iki kişi Hasan'ı şubede gördüklerini, iki kişi de Hasan'ın ismini emniyetteki parmak izi listesinde okuduklarını söyledi. Nevroz nedeniyle gözaltında tutulan başka bir tanık ise şubede bir hareketlik olduğunu, polislerin kendi aralarında Hasan Ocak getirildi diye konuştuklarını duyduğunu söyledi. 58 günlük ısrarlı bir arayışın sonunda Hasan'ın ağır işkence izleri taşıyan bedenine meçhul kişi olarak defnedildiği Altınşehir Kimsesizler Mezarlığı'nda ulaşıldı. Olay yeri tutanağında Hasan'ın bulunduğunda üzerindeki kimliğin, kemerinin, saatinin, ayakkabı bağcıklarının olmadığı ve parmaklarında mürekkep lekeleri olduğu yazılıydı. Bunlar onun gözaltına alınan kişilere uygulanan rutin işlemlerden geçtiğine işaret ediyordu. Her şey o kadar açıktı ki dönemin insan haklarından sorumlu Devlet Bakanı Algan Hacaloğlu yaptığı araştırmaya dayanarak Ocak'ı konuşturmak için gözaltına aldılar ve orada uyguladıkları işkence ve darptan sonra öldürülmüş halde Beykoz'a attılar diyerek Ocak ailesi ve toplumdan özür diledi. Ancak ailenin tüm başvuruları sonuçsuz bırakıldı. İç hukuktan sonuç alamayan aile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu. 2004 yılında mahkeme Hasan Ocak'ın kaybedilmesi ve ölümüyle ilgili koşulların belirlenmesi için yeterli ve etkin bir soruşturma yürütülmediğini tespit ederek Türkiye hakkında ihlal kararı verdi. Ancak iç hukukta dosya kovuşturma aşamasına bile gelemedi. 991. haftamızda bir kez daha hatırlatıyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarına göre gözaltında kaybetmelerde bedenin bulunması kaybedilen kişinin akıbetinin sadece bir yönünü aydınlatır. Devletin kaybetmenin ve ölümün nasıl gerçekleştiğini açıklama
ve suçun faillerini belirleyerek cezalandırma yükümlülüğü ise devam eder. 991. haftamızda bir kez daha savcılık makamını, Adalet Bakanlığı'nı 29 yıldır sürümcemede bırakılan Hasan Ocak soruşturmasında yasal yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyoruz. Kaç yıl geçerse geçsin, Hasan Ocak tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz. Cumartesi anneleri, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi gözaltında kayıplara karşı komisyon. Hasan Ocak öğretmendim. Tabulara boğulmuş, korkutulmuş bir nesil değil. Sorgulayan, araştıran ve aydınlık bir geleceğe yürüyen bir nesil yetiştirme ideali vardım. Onun karanlık güçler bu ideallerini boğmak için kaybettiler. Biz 29 yıldır onun bu ideallerinin topluma duyurmak, yaşananların tabularla boğulmasını engellemek için sorguluyoruz, araştırıyoruz, hesap soruyoruz. Kaç yıl geçerse geçsin bu sorgulamamız, bu hesap sorma irademiz devam edecek. Hepinize teşekkür ederim. Sağlık sorunları dolayısıyla burada değil annem ama annem sizlere iletmemi istedi. Çok yaşlıyım dedi. Gelemiyorum ama ne olursa olsun ben Hasan'dan da arkadaşlarımın çocuklarından da vazgeçmedim dedi. Ben bu meydanın ikinci kuşağıyım. Biz aslında Ocak ailesi olarak bugün bu meydanda üç kuşağız. Ama 10 kişi sınırlamasından dolayı sadece abimle birlikte bariyerlerin önündeyiz. İzin verirseniz ben aslında sizlere değil Hasan'la ve diğer tüm kayıplarımızla buluştuğumuz mekanımıza dönerek konuşmak istiyorum. Emin olun ki biz sizden hiç vazgeçmedik. Sizinle buluştuğumuz meydanımızdan hiç vazgeçmedik ve vazgeçmeyeceğiz de. Her birinizin akıbetinin açıklanıp sorumlularınızın yargı önüne çıkarıldığı güne kadar nerede olursak olalım sizden de meydanımızdan da vazgeçmeyeceğiz, vazgeçmeyeceğiz, vazgeçmeyeceğiz. Hasan Ocak dosyası da tüm gözaltında kayıpların dosyaları gibi ağır bir cezasızlık zırhıyla gerçekler karanlıkta bırakılarak, failler cezalandırılmayarak kapatılmak isteniyor. Hasan Ocak dosyasında da yine pek çok gözaltında kayıp dosyasında olduğu gibi 20 yıl sonra bir takipsizlik kararıyla failler hakkındaki soruşturmanın kapatılması yönünde bir karar verildi. Ancak yapılan itiraz üzerine hakimin verdiği, sulh ceza hakiminin verdiği çok dikkat çekici bir karar vardı. Bu kararda dedi ki sulh ceza hakimi, bu dosyada bunca kanıt varken, bunca suç delili ortaya çıkmışken, dava açman gerekirken, takipsizlik kararı vererek dosyayı kapatman hukuka aykırıdır. O yüzden bu dosya yeniden açılmalı ve dosyada soruşturma etkin bir şekilde yürütülmeli, dava açılmalıdır dedi. Bunun hemen sonrasında savcı bu karara itiraz etti. Yargıtay'a tekrar başvuru yaparak bu kararın bozulmasını istedi. Ama nihayetinde dosya açık kaldı. Hasan Ocak hakkında açılan soruşturma dosyası açık. Ama maalesef bu cezasızlık uygulaması halen devam ediyor. Çünkü hakimin altını çizdiği bu gerçeklere rağmen soruşturmada etkin herhangi bir işlem yapılmadı ve 30 yıllık zaman aşımı süresinin dolması bekleniyor şimdi de. Bu yüzden de biz her daim hakikatlerin hatırlatılmasının, adalet talebinin yükseltilmesinin, dosyada var olan faillere ilişkin delillerin kamuoyuyla, yetkililerle defaten paylaşılmasının önemli olduğunu görüyoruz. Burada
Uluslararası alanda yürütülen mücadelenin etkisi de açık. AİHM'in verdiği ihlal kararından az evvel bahsedildi açıklamamızda da ve bu eğer yeniden bir takipsizlik kararı ile kapatılırsa dosya yine bir ihlal kararına konu olacak, bunu da biliyoruz. Ancak bizim derdimiz AİHM'in ihlal kararları değil. Bizim derdimiz adaletin sağlanması. Bizim derdimiz var olan hukukun adaleti sağlayacak yönde işletilmesi. Bizim derdimiz burada sulh ceza hakiminin altını çizdiği gerçeklerin yargının tamamında etkili olması. Bizim derdimiz siyasetin bu davalar üzerindeki vesayetinin kaldırılması. O yüzden hukuki mücadelenin de sürdürüleceğine, adalet arayışı son bulana kadar, adalet gerçekleşene kadar adalet arayışımızın hukuki girişimlerimiz boyutuyla da devam edeceğini bir kere daha buradan kamuoyuyla paylaşıyoruz. Hasan Ocak için. Tüm kayıplar için. Hasan Ocak ve tüm kayıplarımız için. Tüm kayıplarımız için.